Tamam. Hı-hı. İsmini söylersin. Merhaba, ben Metin Akdere. Bugün size paralel programlama için tasarım kalıpları üzerinde konuşacağım. Programımız şu şekilde olacak. Öncelikle paralel hesaplamalar üzerine kısa bir özet geçip daha sonra ana konumuz olan desen dilinin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Daha sonra bu desen dilinde işlenen bileşenleri, izlenen yolları anlatmaya çalışacağım. Video başladı mı ki? Başlamış olmalısınız. Paralel hesaplama... Paralel hesaplamalar günümüzde çok artık yaygın bir şekilde yükselen bir trend. Çünkü artık üretilen her masaüstü bilgisayarda, her yeni üretilen işlemcilerde multi processing desteği ve multi core'lar yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu amaçla da paralel programlama amacımız büyük problemleri kısa zamanda çözebilmek. Her paralel program aslında temelinde eş zamanlılık barındırıyor. Eş zamanlılık dediğimiz concurrency. Bunun için Türkçe'de bulabildiğim en iyi kelime eş zamanlılık oldu. Çalışmıyor hocam. Yahudakini kullan. Devam edeyim mi? Her paralel program aslında temelinde bir eş zamanlılık barındırıyor. Ve eş zamanlılık da görevlerin ve verinin nasıl işlendiği ile ilgili bir eş zamanlılık. Bizim amacımız da mümkün olduğunca bu paralel programlardaki eş zamanlılığı ortaya çıkarabilmek ve bunları verimli bir şekilde elimizdeki mimarilere ve programlama ortamlarına eşleştirebilmek, bunları atayabilmek ve bu programlama ortamlarını verimli bir şekilde kullanabilmek. Bu amaçla öncelikle paralel mimarilere bir göz atalım. Paralel mimariler bizim şu anda masaüstünde kullandığımız gerek çok çekirdekli işlemciler olsun, birbiriyle ağ üzerinden çok hızlı ağ yapısı üzerinden birbirine bağlanmış bilgisayar kümeleri olabilir. Yine çok güçlü işlem kapasitesine sahip paralel süper bilgisayarlar var. Bunları sınıfsan paralel mimarileri göz önüne alırken bilgisayarların sınıflandırmasını bugüne kadar en yaygın, en kabul edilebilir şekilde Flyne yapmış. Flyne'ın taksonomisinde bilgisayarlar verileri ve instructionları işlemelerine göre sınıflandırılıyorlar. Burada da bizim biraz önce gördüğümüz paralel bilgisayarlar gerek veri işlemelerine göre gerek de instructionları, computationları yapmalarına göre çeşitli sınıflara giriyorlar. Mesela şu an çok yaygın olan GPU'lar SIMD'ye giriyor. Tek bir komut bütün birçok veri üzerinde işletilebiliyor aynı anda. Paralel programlama ortamları, bunlar da şu an en yaygın olan OpenMP, MPI ve Thread'ler. Bunlar da tabii kullanım amaçlarına göre, elimizdeki mimariye göre şeylik gösterebiliyor. Verimli bir şekilde kullanımı gerektirebiliyor. Mesela işte bir ağ üzerinde bir kümelenmiş şekilde bilgisayarlar varsa bunlar arasında mesajlaşmayla mesajlaşmayla bir hesaplama yapılabilir. Bu da MPI'nin kullanımını verimli hale getirebilir. Yine POSIX threadler var. Bunlar da yine paralel programlamayı sağlıyorlar. Aslında birçok var. Ama şu an en çok bilinenler, kullanılan, yaygın olanlar bunlar. Paralel algoritma tasarlarken her zaman göz önünde bulundurmamız gereken bazı kriterler var. Bunları her adımda göz önüne almamız gerekiyor. Ve ilerledikçe her adım sonunda aldığımız kararları gözden geçirirken bunları da tekrar göz önüne alıp geri dönüp gerekirse her tasarım adımında bunlara göre yeni kararlar almamız gerekebiliyor. Yalnız bu şeyler, bu kriterler bazen kendi içinde de çakışabiliyorlar. Burada da artık karar tasarımcıya kalıyor ve mümkün olan en verimli şekilde bir trade-off var sonuçta. Bu trade-off'u en verimli şekilde nasıl elde edebilirim şeklinde bir yol izlememiz gerekiyor. Verimlilik var öncelikle. Elimizde bir problem var. Bu problemi
problemdeki paralelliği ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ve paralelliği ortaya çıkardıktan sonra da mümkün olduğunca elimizdeki mimariye, birçok mimari var, birçok programlama ortamı var. Bunlardan elimizde en mümkün olanları en uygun şekilde nasıl atayabiliriz bu işlem birimlerine? Burada verimlilik ön plana çıkıyor. Yine algoritmayı tasarlarken... Şeysi ne? Kıstası ne? Ölçülebilir kıstası nedir verimliliğin? Mümkün olduğunca bütün işlem birimlerini yoğun tutabilmek. Yani bir load balancing, yani bir... Load balancing de kıstası verimliliğin. Throughput da var. Yani bilim zamanında yapılan işte verimlilik olarak. Throughput'la verimlilik aynı mı? Throughput'la verimlilik aynı şey mi? Aynı şey değildir. Yani throughput bilim zamanında yapılan iş miktarı. Hı-hı. Verimlilik de yine bunlardan aslında Türkçe'de en verimli nasıl faydalanabildiğimiz diyoruz. Burada elimizdeki şeyi, malzemeyi, bilgisayarları mümkün olduğu ne kadar çok çalıştırabiliyoruz. Bu diye aklıma geliyor benim. Yine ölçeklenebilirliği göz önünde almamız gerekiyor. Çünkü yazılımın, şöyle bir kriter var. Yazılımın ömrü artık donanımın ömründen daha fazla. Mesela bir yazılım diyelim 10 sene boyunca kullanılabilir. Ama her 1-2 yılda yeni bir donanım, yeni bir mimari ortaya çıkıyor ve burada bizim bağlı kalmamız nokta, asıl üzerine düşmemiz nokta yazılımın nasıl geliştirildiği. Bu noktada yine basitlik bu noktada aslında ön plana çıkıyor. Çünkü yazılım bir kere yazılmayacak. Yine aynı şeyi soracağım. Scalability'nin şeysi nedir? Açıklaması. Açıklaması değil de yani ölçütü nedir? Scalability bir tabir. Bunun bir ölçütü olmalı. Ölçebilir bir özellik olmalı scalability. Nasıl ölçeceğiz scalability'sini veya efficiency'sini veya portability'sini veya flexibility'sini? Nasıl ölçeceğiz? Nasıl ölçeceğiz? Ölçülebilir mi bunlar? Bunlar ölçülebilir. Paralel programlama dersinden hatırladığım kadarıyla E=S/P şeklinde birim zam her bir şeyin paralel işlemcinin neydi o? Scalability mi ölçüyor? Yok, efficiency. Efficiency'yi S/P şeklinde ölçüyorduk. S burada bizim yaptığımız şeydi herhalde. Pardon. TS/P. Sequential zaman bölü paralel işlem birimi. Devam edelim. Basitlikte de ön plana çıkıyor. Yani yazılım bir kere yazıyoruz ama yazdıktan sonra bunun bakımı var, debug edilmesi var, çalışabilirliğinin kontrolü, analizi var. Bunlar da yine göz önünde alınması gerekiyor ve algoritmayı tasarlarken mümkün olduğunca basit ama aynı zamanda da işlemi çözebilecek kadar karmaşık ele almamız gerekiyor. Yine taşınabilirlik de aslında benzer, ölçeklenebilirlikle çok şey değil de kesiştiği noktalar var. Mesela bir mimari için tasarlandı program, bir paralel programı ortamı için tasarlandı algoritma, o tasarım. Daha sonra başka mimariler üzerinde de çalıştırılmak istenebilir. O zaman o dönüşüm bize çok fazla yük getirmemeli. Daha tasarımın en başında bunları göz önüne almamız gerekiyor. Ve her adımda da hiçbir zaman tek bir yol var ve her adımda kararı alıp bir sonraki adıma geçeceğiz diye bir durum yok algoritmanın tasarımında. Her adımın sonunda bunları tekrar düşünüp gerekirse aynı tasarım uzayında, tasarım uzayı tasarım kalıplarından oluşuyor altında. Tasarım uzayına geri dönüp verdiğimiz kararları gözden geçirmemiz gerekebiliyor. Bunun ölçeklenebilirlikle hiç alakası yok biliyor musun? İkisi de tamamen ayrı şeyler. Ölçeklenebilirlikle taşınabilirlik arasında hiçbir fazla bağ yok yani. Aynı şey dedin mi? Yani benzer şey dedin de. Çok değil de yani tam şey yaptığı nokta yok. Ölçeklenebilirlikte mümkün olduğunca ne kadar çok işlem birimi eklediğim zaman yine benim alacağım verim artacak mı? Yani bana ne kadar şey kazandı? Yani sistem çökecek mi, çökmeyecek mi? Yani artan iş miktarı oranında karmaşıklığı artıyor mu? Yani daha mı katlanıyor? N mi, N square mi? O ölçeklenebilirliği ilgilendirir. Taşınabilirlik evet. Evet. Orada sözün manasını merak ettim ya. Yani mümkün olduğunca basit yapmaya çalışın diye ama
şey değil yani, kolayına kaçmayın. Ama anlaşılabilmesi mümkün olduğunca kolay olsun. Einstein kod yazmadığına göre daha farklı bir şey olmalı. Öyle olabilir. Yani kitapta geçiyordu. Hoşuma gitti. Denklem açısından, denklem açısından düşün. Denklemi her şeyi içerecek şekilde yaz ama basit yaz ama bazı ifadeleri de unutma gibi bir şey. Anladım ben onu da ama. Olabilir o zaman ki şartları gözünde alınca. Güzel bir koddu. Burada kullanmak istedim. Şimdi bizim... Kullan ama genel bir tavsiyem. Kullan ama manasını iyi biliyorsan, bize açıklayabiliyorsan koyman lazım. Yoksa koymaman gerekiyor. Yani benim anladığım her o işte. Her şeyde ben yani prezentasyonların genelinde öyle. Yani bir şey koyuyorsanız oraya çok iyi bilmeniz lazım. Yani evet. Bilemediğiniz bir şey koymayın kesinlikle. Genel tavsiye. Tamam. Tamam. Yani ben de anlamadım yani cümleyi ama senden bekliyordum. Bu kadar şey yapamadım ben yani. Şimdi desen diline gelelim. Asıl konumuz. Desen dili problemin çözümünde her çözümünde çözüm adımları bir tasarım uzayına ayrılıyor. Bu tasarım uzayı da kendi içinde problemin ilerleyişine göre çeşitli tasarım kalıplarının uygulanmasıyla çözülüyor ve problemin genel olarak çözümünü düşündüğümüz zaman bütün bu adımların oluşturduğu çözüme götüren yola desen dili deniliyor. Genelde bir programlama dili değil diye ifade ediliyor. Yani çünkü karıştırılabiliyor pattern language diye. Bir programlama dili olmadığından özellikle üstünde duruluyor. Desen dili tasarım uzaylarından bahsetmiştim. Bu tasarım uzayı bu dört şeyden oluşuyor. Aşamadan oluşuyor. İlk aşamada elimizdeki problemde bulunan mümkün olan bütün eş zamanlılığı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu gerek görev bazında olabilir, gerek verinin kullanımı bazında olabilir. Bunları ortaya çıkardıktan sonra bir sonraki aşamada algoritma yapısında mümkün olan bütün bu eş zamanlılığı biz elimizdeki mimariye ve programlama ortamına nasıl verimli bir şekilde eşleştirebiliriz? Bunu eşleştirmeyi sağlayan hangi algoritmik yapılar var? Bu yapıları da nasıl şey yapabiliriz? Bunun üzerinde duruyor. Supporting structures'lar da kullanılan veri yapıları, bunlardan bahsediyor. En sonunda da artık asıl kod yazma aşamasında izlenecek yollardan tavsiyeler veriyor. Eş zamanlı bulurken bizim dediğimiz gibi bir paralel şey algoritma, paralel program temelinde eş zamanlı çalışan şeylerden oluşuyor, görevlerden oluşuyor. Bizim de ilk yapmamız gereken bu eş zamanlılığı bulmak. Bu gerek fonksiyon olarak yapılan işler, gerek de kullanılan verinin parçalanması olabilir. Aynı zamanda işte problem paralelleştirmeye değer mi? Bunu göz önüne almak gerekiyor. Yani çok trivial bir problemse ve bunu da paralelleştirdiğimiz zaman mutlaka bir yük oluşacak. Gerek işte işlem birimleri arasındaki iletişim, senkronizasyon. Eğer bu sequential olarak çözülünce yine paralel olarak çözümü sequential'a göre çok fazla bir şey getirmiyorsa bunu çok fazla paralelleştirmenin alemi yok. Bunun için en baştan problemi iyi analiz etmek gerekiyor. Burada yine problemdeki tasları bulmaya çalışıyoruz ve bulduğumuz bu tasları daha sonra işlem birimlerinin üzerine eşleştirmeye çalışacağız, atamaya çalışacağız. Bunun için de problemin iyi anlaşılması gerekiyor. Problemi anlamak demek fonksiyonel kısımlarını ortaya çıkarmak mümkün olan. Daha sonra kullanılabilecek, problemi ifade edecek kilit veri yapılarını ortaya çıkarabilmek. Bunun için de öncelikle bu tasarım uzayı ayrıştırma, daha sonra ayrıştırmadan sonra elde edilen görevler arasındaki bağımlılığı bulma, daha sonra da bunların şeyi, evolution'ı nasıl çevireyim, değerlendirmesi. Şimdi task decomposition yani görevlerin ayrıştırılması problemde genellikle ifade edilen karmaşık problemlerde her bir döngüdeki iterasyon bir task olabilir. Her bir fonksiyon çağrısı bir task olarak atanabilir.
Yine çok büyük bir veri yapısı kullanılıyor olabilir programda. Bu veri yapısının her bir bloklara ayırdık diyelim. Her bir blok yapısını aynı anda concurrent'te update eden görevler bir task olarak atanabilir. Mümkün olduğunca biz task tanımlamaya çalışacağız problemde. Daha sonra yine verinin ayrıştırılmasında veriyi eş zamanlı olarak güncellenebilecek şekilde nasıl bloklara bölebiliriz? Örneğin bir matris çarpımını ele alalım. Mesela her satır satır bölebiliriz. Ya da sütun sütun bölebiliriz. Ya da blok blok bölebiliriz. Mesela 10 diyelim 16 çarpı 16'lık mesela 4'er 4'erlik 4 blok halinde de işleyebiliriz. Yine bir diğer şey örnek moleküler dinamik problemi var. Burada da atomlar arasındaki etkileşim sadece kimyasal bağlardan oluşmuyor. Aynı zamanda her atomun bir enerjisi var. Bu atom enerjilerinden dolayı da birbirlerine doğru etkileşimler var. Bu etkileşimlerde her bir mesela etkileşimi bulmak gerek kimyasal gerek elektriksel etkileşimi bulmak bir task olarak atanabilir. Daha sonra her bir atomu ayrı bir veri yapısı olarak şey yapabiliriz, ele alabiliriz. Burada bunları bulmaya çalışacağız. Daha sonra bağımlılık analizine geçeceğiz. 15 dakikan kaldı, farkındasın ama. Evet. Bağımlılık analizinde bulduğumuz bu taskları, gerekse veri olarak bulduğumuz taslar arasındaki bağımlılığı bulmaya çalışacağız. Ve bu bağımlılıklara göre bunları sıralamaya çalışacağız. Sıralayarak bu sıralamanın avantajı da şöyle olacak. Şimdi iki task arasında bağımlılık olduğu zaman bir overhead olacak. Ancak bu bağımlılığa bağlı başka task'lar da bulursak ve bunları da gruplarsak bizim o overhead'imiz sadece o grup için gerçekleşmiş olacak ve biz her bir task için şey bulmaya çalışmayacağız. Her bir task için kısıt sağlamaya çalışmayacağız. Birbirinden mümkün olduğunca bağımsız task'lar birbirini beklemeyecek task'ları bir araya gruplandırıp bunları o şekilde işleteceğiz ki mümkün olan yük şey olsun. Mümkün olan yük, ortaya çıkan yük mümkün olduğunca azalsın. Görevleri bulduk, yapıları, şeyleri bulduk, verileri bulduk ve bunlar arasındaki bağımlılığı ortaya çıkardık. Daha sonra algoritma yapısı. Görevleri falan bulduktan sonra bunları mümkün bu şeyin tasarım uzayının amacı bunları mümkün olduğunca paralel mimariye ve paralel programlama ortamını göz önüne aldığımız zaman ikisini bir araya getirdiğimiz zaman nasıl en verimli şekilde bu eş zamanlılığı kullanabiliriz? Biz bundan en fazla nasıl yararlanabiliriz? Bunu bulmaya çalışıyor. Bu aşamada kullanılacak veri yapılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Yine burada da yine kısıtlar var. Biraz önce kısıtlara ek olarak aslında örtüşüyor. Elimizdeki donanım ve programlama ortamı, işte görevlerin etkileşimi, bağımlılıklar, bunları göz önüne almak gerekiyor. Bunları göz önüne alırken en başta bir şey oluşturuyoruz, bir karar ağacı oluşturuyoruz. Probleme başladıktan sonra problem nasıl çözümlenecek? Gerek görevlerle, görevler bazında organize edilebilir problemler, veriler bazında organize edilebilir ya da verinin akışı şeklinde bağımlılığa bağlı olarak organize edilebilir. Task paralelizm burada eğer veri akışı çok şeyse birbirinden bağımsızsa biz buna embedded paralel adı veriyoruz. Burada task paralelizm işletiliyor. Her task farklı bir işlem biriminde birbirinden çok da fazla şeyleri yok, bağımlılıkları yok. Divide and conquer bu da recursive şekilde organize ediliyorsa eğer veri yapıları. Zaten divide and conquer sequential bir problemin çözümünde de kendi içinde recursive barındırdığı için burada doğal olarak inherently paralelleştirmeye daha uygun bir şey oluyor, yaklaşım oluyor. Verilerin paylaşım şeyinde de ayrıştırmasında da karar alırken geometric decomposition veriler çok blok blok ayrılabiliyor. Çok düzenli bir şekilde ayrılabiliyor. Recursive data'da da çok büyük bir tree'yi düşünelim. Çok büyük bir tree'yi güncellerken tree'nin her alt tree'ler elde edip her alt tree'nin güncellenmesini sağlayabiliriz örnek olarak. Verinin akışı içinde pipeline'da event-based coordination tasarım kalıpları var. Pipeline'da her görev arasındaki veri akışı düzenli, iş akışı belli, sıra belli, hangi görevden hangisine gidecek. Örneğin bunu bir araba birleştirme bandını düşünebiliriz. Buradaki amaçsa, normal pipeline'den amaç farklıysa, bu her bir pipeline aşamasını paralelleştirebilmek. Yani diyelim sadece arabanın motorunu birleştiriyor her bir şeyde aşamada.
Acaba orada başka bir işte yapabilir mi? Bunu araştırmaya çalışıyor. Event-based coordination'da pipeline'e benziyor ama şöyle bir farkı var. Pipeline'de veri akışı düzgün, şeyler çok belli, kısıtlar, iş akışı çok belli. Event-based coordination'da veri akışı çok düzenli değil, işlerin sırası belli değil, düzensiz. Burada da discrete event simulation örneğini göz önüne alabiliriz. Mesela bir araba yıkama şeyi, düzeneği. Birden fazla araba geliyor, bir tane kontrol eden mekanizma var. Her araba yıkandığı zaman bunun haberi oluyor ve onu dağıtıyor. Burada da iş akışı çok düzenli değil. Bu tip problemlerde de event-based coordination yapısı, tasarım kalıbı kullanılmaya çalışılıyor. Sonuç olarak bu aşamanın sonunda algoritmadaki şeyi bulduk, eş zamanlı da bulduk, gerek görev geri veri bakımından. Daha sonra bunları elimizdeki mimariye ve kısıtlara göre dedik ki en verimli şekilde ben bundan nasıl faydalanabilirim? Bunları araştırmak için bu algoritma yapılarından birini seçeceğiz. Bunu seçerken de biraz önce gösterdiğim bağımlılık aracını göz önüne alarak en baştan başlayarak her bir problemin ele alınış şekline göre bir karar vererek ilerleyeceğiz. Şimdi bundan sonra ne yapmayı planlıyorum? Öncelikle bu kalıpların tamamını bitirmeyi planlıyorum. Sadece algoritm structure ve finding concurrency'yi hallettim. Bundan sonra da supporting structures ve implementation mechanisms var. Öncelikle bunları tamamlamayı düşünüyorum. Tamamladıktan sonra da şu anda bunları nesneye yönelik programla birleştiren bir çalışma var. Masaüstü ortamlarının paralelleştirmesi şeklinde. Şu anda onlara bakıyorum. Bunlarla devam etmeyi düşünüyorum şimdilik. Sorularınız varsa? Bu pipeline'in şeyini anlamadım. Yani sizin pipeline'e ne müdahaleniz olacak ki? Yani paralelleştirdiğinizde pipeline zaten kendiliğinden yapacak sistem. Şimdi şöyle, pipeline'de mesela bizim normal işlemcinin yaptığı pipeline'ı göz önüne alalım. Tamam. Instruction, fetch, decode, tamam. Execution. Tamam. Okay. Burada biz şeyde, pipeline'de o pipeline her bir aşamasında mesela instruction fetch ettiği zaman başka bir işte yapabilir mi? Bunları ortaya çıkarmaya çalışacak. O zaman yani, mimariye müdahale edilecek. Aslında evet, pipeline'de şöyle bir durum var. Mimariye özel bir durum var. Mesela bunun için özelleşmiş mimariler kullanılıyor. Mesela vektör prosesörler kullanılıyor. Ha, mimarinin seçimi için mi? Evet, elinizdeki mimari şeyse vektör processing varsa prosesörler, bunlar için daha uygun deniliyor. Öyle bir tavsiye veriliyor. Ama niye uygun olsun ki pipeline vektör prosesörler için? Niye uygun olsun? Kalem olsaydı aslında. Şimdi şu normal pipeline hepsini çizmiyorum ama tamam, şöyle bir örnek vardı. İşte birden N'e kadar. Şimdi vektör prosesörlerde, öncelikle pipeline'da şöyle bir sıkıntı var. Pipeline'ın dolması ve pipeline'ın boşalması gibi bir problem var. Tamam. Bunu minimize etmeye çalışacak vektör prosesörler. Makalede dediğine göre belli bir aşamadan sonra vektör prosesörler aynı anda bunu ve bunu hesaplayarak bunu atayabilecek. Bunların şeyini sağlayacak. Bunun dolup boşalmasıyla bir alakası yok. Dolup boşalması alakası yok. Mesela şeyde diyelim. Bir de şey yani, dolup boşalması şu bin tane instruction'ı var ki vardır. O çok küçük bir şey yani. İki tane cycle harcanıyor, üç tane cycle harcanıyor bir şey değil ki o dolup bunu boşalması. Bunu tek cycle'da yapabilmeyi amaçlıyor vektör prosesörler. Pipeline değil ki. Altta yazdığın kod pipeline kod değil ki. Onu belki task parallelism olarak adlandırabilirsin. Her biri birbirinden bağımsız da en tane task parallel. Pipeline task değil ki. Pipeline değil ki onlar. Şöyle. Niye hocam pipeline task? Hayır, aşağıdaki değil. Birbirinden bağımsız. Yukarıdaki çizdiği şekilde alttaki birbirinden ayrı ayrı iki tane yapın. Hayır, o yukarıda fetch şeye bir instruction arıyor. Instruction decode ediyor, execute ediyor. Yok olarak düşünme ya. Instruction olarak değil. Şunun çalışması olarak. Burada belki yani tam düşünmedim ama şey olabilir yani. İlk başta şunla her aşamada mesela önce B'yi getirip bu aşamada burada B'yi getirirken burada C'yi getirip daha sonra bu aşama geldikten sonra şuradan sonra artık her aşamada
hesaplayabilir gibi göz önüne almış olabilir. Ya aslında bütünü bir anladığım gibi geliyor bana. Şey, problemin tipine göre makina mimari seçmek gibi bir durum diyorsun. Zaten değil mi? Bu tasarım üzerinde, ama tasarım üzerinde genel olarak amacı o. Tamam, pipeline diye düşünün. Tamam, o chip pipeline, B'yi okudum, C'yi okudum ve toplama işlemini yaptım, A'ya koydum. 4 tane iş var değil mi? Evet. Bu 4 işlemi pipeline yapıyorsun. Vektör makineyle ne alakası var? Yani vektör makineyle ne alakası var? Vektör makine nasıl bir makine? Bilmiyorum. Yani vektör makine değil, vektör... Vektör makineler, sindi makineler. Yani aynı anda aynı işi yapan makineler. Bütün prosesörler aynı anda aynı işi yapar vektör makinelerde. Ya bizim bildiğimiz sindiler. Evet, ama bu öyle değil ki. Pipeline şey için pek uygun değil yani. Sindi için. Üzerinde çok fazla düşünmemiştim. Yani oradan da... Peki, burada şeyin girişi nerede? Burada algoritmanın yapılarını ayırdı. Çeşitli algoritmik çeşitli decomposition'lara göre evet. Ne tip yapılar kullanabileceğini söyledi. Kullanabileceğini. Burada architecture nerede? Şu karar ağacında architecture görmüyorum ben. Yani aşağıda sistemin architecture'ını görmüyorum. O kısıt nerede işin içine giriyor? Şimdi şöyle, burada direkt şeye karar vermeyecek. Şu mimariyi kullanın demeyecek. Hayır, mimari kullanım değil. Elindeki bir mimari var, buna göre algoritma tasarlıyorum. Tamam. Hangisini kullanacağımı bu belirlemiyor ki. Bu sadece decomposition'ın nasıl yapıldığına göre, nasıl yapılabildiğine göre. Ama sadece işte şeye göre değil, yani elimizdeki makineye göre değil, problemin yapısına göre de karar alacağız. Yani... Tamam da sen biraz önce söyledin ki, bir sonraki slide'a geç. Şeye göre, hedef mimariye göre. Mimariye diyorsun. Ve programlama ortamına göre. Tamam, bana onun etkisini göster orada, etkisi yok ki orada. Mimariyle programlama ortamının burada etkisini görmüyorum. Mesela şöyle düşünelim, task paralelizm yolunda ilerledi diyelim. Aha. Mesela burada OpenMP ile çok rahat ilerleyebilir. Çünkü tasklar şey, çok bağımsız. O yönde gidebilir. Zaten şey değil, burada direkt şu, yani tam karar şeyine gelmeyecek daha. Sadece her mimari üzerinde diyecek ki, mimari böyleyse task paralelizm olarak düşündüğün zaman bu burada iyi çalışır, şu şekilde çalışır. İşte SIMD ise şöyle çalışır. İşte distribütte ortamsa şöyle dezavantajlı olabilir, latency vardır. Mesela şöyle düşünelim. Task paralelizm düşünelim yine mesela. Tasklar çok şey, birbirinden bağımsız. Yalnız veriyi ele aldığımız zaman her task'ın şeyini şöyle düşün, şöyle anlatayım size. Mesela medical imaging şeyi vardı, problem vardı. Orada bütün vücudu gezen radyasyonu incelemeye çalışıyor. Burada mesela her radyasyonun izlediği bir yol bir task olarak atayabiliriz. Yalnız eğer ki her işlem biriminin şeyi yoksa, yeterli belleği yoksa bunların hepsinin bütün vücut modelini bilmesi gerekiyor. Eğer ki her işlem birinin yeterli belleği yoksa, o zaman diyor vücudu da bölelim, onları da bir veri yapısı olarak şey yapalım. Bu sefer yine işte uygun bir data decomposition seçip, mesela burada vücudun bölünmesi birbirine çok bağımlı değil. Sadece işte kesişen noktalarda şeyler kullanılabilir. Diğer işlem birimleri ihtiyaç duyabilir. Tamam, çok geçtik şu zamanı. Şey çok etkili mi hocam ya? Yani farklı mimarilerim olması. Ben hep böyle Şarşı'da bir laboratuvarımız var. Mesela orada şeyler var, mimariler var. Yani ben bunu niye mimari seçimine göre şey tasarlıyoruz onu pek anlamadım yani. Şöyle yani bir şey olsa tamam. Birçok o 10.000 tane node var. Ben o uygun mimari onların içerisinde seçeyim, onlara dağıtayım şeklinde düşünebiliyorum da. Algoritmanın mimarine göre tasarlaman lazım. Çünkü algoritmanın performansı mimariye çok bağlı. Ama biraz fix gibi değil mi yani mimari? Şimdi şöyle düşünelim hocam. Mesela problemde şey diyelim, birbirine veri iletişim yapmak zorunda, bağımlı diyelim. Her bir processing element bir öncekinin yaptığı şeye bağımlı. Eğer distributed bir ortamda düşündüğümüz zaman bunların her adım sonrasında elindeki sonuçlarını diğerine aktarması gerekiyor. Eğer ki elimizdeki network çok yavaşsa bizim burada ya ben distributed yapalım falan demedim de orada anlayabiliyorum dedim farklı mimariler olduğunu da sanki burada hep aynı mimari var.
bir ağ probleminde... GPU mimarisiyle bir cluster mimarisi birbirinden çok farklı ve birisinde iyi çalışan bir algoritma diğerinde kullanılamıyor olabiliyor. Algoritma çok pahalı. Bu şeyi hatırlıyorsanız, event based simülasyonda GPU'da çalışmadı o algoritma. Scalability'si bir yerlerde sürülüyor. Neyse, onu daha sonra konuşabiliriz. Burada esas son bir soruyla bitirelim. Kaynaklar nerede? Kaynaklar burada. Sorular ve kaynaklar. 4 tane kaynak çok az. Bunlar nedir? Bunların hepsi ne kitap mı? Da belli değil. Şu en baştaki kitap. Burası genel özet veren bir yer. Şurası şeyle ilgili. Mimari ve envanterlerle ilgili bir özet veriyordu. Bu da işte çalışmayı düşündüğüm şeyle ilgili. Object oriented programlamayla paralelizmi nasıl birleştirebiliriz üzerine bir makale. Ne diyor, makale mi? Journal mı? Niye doğru gün şeyini vermedin? Şöyle, ne olduğunu bilmiyoruz yani. Yok yok, şöyle yazıyordu. Sadece yazarı ve başlığı var. Nerede yayınlandı, nedir, ne değildir belli değil. Onları sanki yazıyor muyduk? Yani referans, referanslar yok yok, kaynakça, nerede yayınlandığını. Evet, kaynakçada olmak olması lazım. Ben ne olduğunu görmüyorum. Yılı falan olması lazım. Ben hep şey olarak yazıyordum da, ismi ve diğer sunumlarda da. Sana göre değil yani, tarihlerde nasılsa ona göre yapacaksın. Öyle. Onu göz önüne alayım o zaman. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim.